Çember analitiği örnek soru 8. Bu videomuzda çemberin analitik incelenmesine bir örnek sorunun çözümünü yapacağız. Sorumuza bakalım. A şıkkı. Koordinat düzleminde başlangıç noktasından 3 birim uzaklıktaki noktalar kümesini gösteren denklemi yazınız. Koordinat düzleminde başlangıç noktası orijindir. Orijinden 3 birim uzaklıktaki noktalar kümesi dediğinde tam olarak bize çemberi tanımlıyor zaten. Orijinden 3 birim uzaklıktaki noktalar kümesi, orijini merkez kabul eden 3 birim yarıçaplı çemberdir. Merkezimiz orijin. Bunun denklemi de merkezil çemberdir bu. X kare artı y kare r kare yani 9'dur. Oldukça basit bir soruydu. B şıkkına geldik. Koordinat düzleminde başlangıç noktasından uzaklığı 2 birim ile 3 birim arasında olan noktalar kümesini gösteren ifadeyi yazınız. Başlangıç noktamız orijin. 2 birim ile 3 birim uzaklıkta bulunan. 2 birim ile 3 birim arasında bulunan. 2 birim 3 birim istenmiyor. Tam 2 birim uzaklıkta bulunan noktalar kümesi bir çemberdir. Ama o istenmiyor. Burayı 2 diyelim, 2 diyelim, eksi 2, eksi 2. 3 birim uzaklıkta olan noktalar kümesi de bir çemberdir. Burası 3, 3, eksi 3, eksi 3. Biz ise 2 ile 3 birim arasında olan, yani burayı istiyoruz. Bir halka. Şu içerideki çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 4'tür. Şu dışarıdakinin denklemi x kare artı y kare eşittir 9'dur. Şu kesikli çizgiyle gösterdiğim yerler, istenen yerler onlar değil. Aradaki noktaları gösteren ise bu x kare artı y karenin 4'ten büyük, 4'e eşitlik istenmiyor, 9'dan küçük olduğu noktalar kümesidir. X ve y yerine koyduğumuz buradaki noktalar 4'ten büyük, 9'dan küçüktür. İşte bu 2 ile 3 birim arasında olan noktalar kümesini gösteren ifade bir eşitsizliktir ve bir halkanın yazım biçimini gördük çemberde. Bu şekilde bu örneğimizi de burada noktalıyoruz.